Bu videoda resmi kurumların açıkladığı enflasyon rakamlarından ziyade kendi yaşam enflasyonumuzu, alım gücümüzü basit bir şekilde nasıl bulabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Enflasyon deyince genel mal ve hizmetlere dair fiyatların yükselmesi sebebiyle paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüş aklımıza gelir. Devletlerin resmi kurumları ülke genelindeki ürün ve hizmetlerin enflasyon oranını yayınlarlar. Fakat bu oran bizim kendi şahsi enflasyon oranımızı direkt yansıtmayabilir. İlerleyen kısımlarda kendi enflasyonumuzu nasıl bulabileceğimizi anlatacağım. Enflasyon olan ülkelerde fiyatlar tek seferlik değil, sürekli bir artış içindedir. Enflasyon 1. Talebin arzdan fazla olmasından dolayı talep enflasyonu, 2. üretim maliyetlerinin artmasından dolayı maliyet enflasyonu, 3. piyasalardaki yapısal eksiklikten dolayı yapısal enflasyon meydana gelir. Şunu unutmamalıyız ki aldığımız maaş, kira geliri veya iş geliri enflasyonun altında kaldığı sürece alım gücümüz daima düşer. Şimdi gelin asgari ücretle yıllara göre benzin alalım ve benzin fiyatları karşısında alım gücümüze ne olduğuna bakalım. Net asgari ücret 2020 yılında 2324 lira 70 kuruş, 2021 yılında 2825 lira 90 kuruş, 2022 yılında 4253 lira 40 kuruştur. Benzin litre fiyatları ise 2020 yılında 5 lira 55 kuruş, 2021'de 7 lira 15 kuruş, 2022'de 21 lira 23 kuruştur. Şimdi de yıllara göre asgari ücretimizin tamamıyla kaç litre benzin alabileceğimize bakalım. Bu da 2020 yılında 419 litre, 2021 yılında 395 litre ve 2022 yılında 200 litredir. Buradaki örnekte görülebileceği gibi asgari ücret artış oranları enflasyona direkt etki eden kalem olan benzinin artış oranının altında kalmıştır. Dolayısıyla bir asgari ücretlinin alım gücü seneler ilerledikçe düşmüştür. Bu tablodaki değerlendirme sadece tek bir ürüne ait olduğu için burada enflasyon veya deflasyon gibi ekonomik terimleri kullanmıyorum. Şimdi kendi yaşam enflasyonumuzu bulmak için tıpkı önceki örnekteki gibi bir sene içindeki yaptığımız market alışverişi, benzin harcaması veya toplu taşıma harcamaları, vergi ödemeleri, seyahat harcamaları gibi temel harcamalarımızı bir sonraki seneki fiyatlarla karşılaştırdığımızdaki artış oranı bizim kendi yaşam enflasyonumuzdur. Buradaki kilit nokta TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı Türkiye genelindeki enflasyon oranıdır. Mesela flüt bu kaleme girebilir veya balıkçı deniz ağı gibi kalemler girebilir. Siz eğer bu ürünleri kullanmıyorsanız bu kalemlerdeki düşüş veya artış sizi temelde direkt etkilemez. Bundan dolayı kendi yaptığınız harcamaların artışını hesaplarsanız bu sizin enflasyonla nasıl mücadele etmeniz gerektiğini ve yaşam koşullarınızdaki azalma veya artışı daha rahat görebilirsiniz. Hemen şimdi kendi enflasyonunuzu bulmaya başlamak için size tavsiyem tüm alışverişleriniz, yaptığınız harcamaları, ödemeleri bir yere not edebilirsiniz veya fişlerini, makbuzlarını saklayabilirsiniz. Bunları bir sene sonraki fiyatlarla karşılaştırın ve aradaki fark sizin kendi gerçek enflasyonunuzdur. Örnek verecek olursak, mesela 2021 yılı Mart ayında 5 litre ayçiçek yağını 62,5 liraya aldınız ve aynı ürünün fiyatı 2022 Mart ayında 250 lira oldu. Buradaki fiyat artış oranını şu şekilde hesaplıyoruz. Bu sonucu yüzdelik olarak bulmak için 100 ile çarptığımızda sonuç %300 artış olmuştur. Bu örnekteki uygulamayı bütün harcamalarınıza uyguladığınızda ve ortalamasını veya ağırlıklı ortalamasını aldığınızda yaklaşık olarak kendi enflasyonunuzu bulabilirsiniz. Geliriniz bu oranın üzerinde arttıysa alım gücünüz artmış, bu oranın altında arttıysa alım gücünüz düşmüş demektir. Umarım bu video faydalı olmuştur. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur. Bildirimleri açarak abone olmayı unutmayın.